Merhaba arkadaşlar. Bu kısımda da etkili elektriklenmeyi göreceğiz. Şimdi etkili elektriklenme arkadaşlar, elektriklenmede yüklerin kutuplanması anlamına gelecek. Yani bir alışveriş olmayacak. Sadece yüklerin kutuplanması olacak arkadaşlar. Yine etkilenen cismin iletken olması lazım ki eksi ve artı yükler zıt taraflarda toplanıyormuş gibi olabilsin arkadaşlar. Diyor ki etkili elektriklenmede en az bir tanesi yüklü, iki veya daha fazla iletken cisim yan yana ise her bir iletkenin elektronları kendi içinde yer değiştirir. Şimdi artı yüklü bir cismimiz var. Nötr iletken cismi yaklaştırdığımız zaman eksileri çekiyor. Artıları itekliyor. Ya aslında şöyle düşünülmesin arkadaşlar. Hani burada hocam artı hareket etmiyor hani. Yani aslında kutuplanmayı, yani mesela artı yükün etrafında elektronların bu tarafta toplanması gibi düşünelim. Yani normalde artıları hani sağ en uca, sola en işte eksi gibi düşünülmesin ama şeyde gösterim olarak arkadaşlar böyle gösteriyoruz diyebiliriz. Eksiler burada olacak arkadaşlar. Artılar burada. Eksileri de artıları çekecek, eksileri tekleyecek. Aslında nötrlüğü devam ediyor. Sadece kutuplanma olacak arkadaşlar. Uç noktalarda birikiyormuş gibi değerlendirebiliriz. Yüklü bir cisim başka bir nötr cisme yaklaştığında yükler etkili elektriklenen cismin uç kısmından da birikir demişiz. Yani etkili elektriklenmede dikkat etmemiz gereken şey aslında yük durumunu değiştirmiyoruz. Yani nötrken nötr oluyor ama sadece kutuplanma meydana geliyor arkadaşlar. Bakın artı şimdi eksileri çekiyor, artıları itekliyor. Araya yalıtkan koyunca şimdi mesela yalıtkan olmasa şöyle olacak arkadaşlar. Arada yalıtkan olmasa eksileri buraya çekti. Artıları da buraya itekledi. İşte bu şekilde olacak. Ama arada yalıtkan olunca burada kutuplanmaya şu içinde kendi kutuplanma oluyor. Burada kutuplanma oluyor. Bu da kendi içinde kutuplanma oluyor gibi düşünebiliriz. Yani şuradaki eksileri çekemiyor. Şu pembe bölgedeki eksileri bu tarafa çekemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl oluyor? Buradaki eksileri çekti. Artılar burada toplandı. Buradaki artılar da buradaki eksileri tekledi. Bu eksileri tekledi. Burada artı oldu şeklinde değerlendirebiliriz. Arada yalıtkan olduğunda arkadaşlar. Eğer yalıtkan olmasaydı bu şekilde olacaktı. Yalıtkanlar elektron geçişine izin vermiyor arkadaşlar. Serbest elektronu az sayıda olduğu için. Şimdi eksi, bakın bunu bir komple bir bütün gibi düşünüyoruz zaten cismi arkadaşlar. Komple bir bütün gibi düşündüğümüz zaman burası artı olacak, burası eksi olacak. Ve eğer burası artı 10Q ise o zaman burası da eksi 10Q olmak zorunda. Çünkü nötr de yine nötr olmak zorunda arkadaşlar. Sadece kutuplanma olacak. Dolayısıyla burası artı 10Q iken burası eksi 10Q olacak. Burası artı 5Q iken burası eksi 5Q olacak arkadaşlar. Burada yarıçap önemli değil. Lütfen şuna dikkat edelim. Bakın şuna dikkat edelim. Dokunma ve etki çok farklı. Bak burada eksiği şöyle bak dokundurmuşuz değil mi? Burada bildiğiniz temas var. O zaman yarıçaplı orantılı olacak. R2R ise dokunma ile elektriklenmede aynı cins yükleniyorlar diye arkadaşlar. Eksi 2Q, eksi 4Q olacak. Hocam eksi 2'yi nereden buldunuz? Eksi 6 ise eksi 12 olacak. Yani iki katı olacak mutlaka. Ama eğer uzaktan işlem yaparsanız eksi şöyle bir işlem yaparsanız arkadaşlar bu normalde nötrdü. Şimdi alışveriş yok ki arkadaşlar. Yani bunun komplesi x iletkeniyle alışverişe girmiyor. X iletkeni etkiliyor. Buraya artıları çekiyor. Buraya da eksileri itekliyor. Eğer burada artı 10Q oluyorsa burası da ne oluyor arkadaşlar? Eksi 10Q gibi oluyor gibi düşünebiliriz. Temel felsefe bu olacak arkadaşlar. Kutuplama meydana gelecek yani. Dikkat edersek burada da artı ve eksiler kutuplanıyor arkadaşlar. Ortası nötr oluyor. Hatta eğer 4 tane ile yani ortada da 2 tane olsun arkadaşlar fark etmez. Şöyle en yakın ve en uzak olarak değerlendirebilirsiniz. Kolay kafanızda kalabilmesi için. Arkadaşlar burada eksi yük var. Burası artı olacak yarıçapı ne olursa olsun. Burası da eksi olacak yarıçapı ne olursa olsun. Bakın bu dokunmadığı için dokunmak yok. Dokunma olmadığı için. O zaman burası artı 10Q ise burası eksi 10Q olmalı ki ilk başta nötr olduğu için son durumda da nötr olabilsin. Bakın bu yine nötr. Bu da yine nötr olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Etkili elektriklenmede kutuplanma var. Buna dikkat edelim. Şimdi gelelim örneklerimizde daha da iyi anlaşılacak inşallah arkadaşlar. Bakın artı. Artıyı yaklaştırmışız değil mi arkadaşlar? Dokundurma yok. İletken mukabele. İletken nötr demiş. Yani eksi artı eşit. Eksileri çekti. Artıları itekledi. Arada bağlantı olmadığı için. Bu da eksileri çekti. Artıları itekledi. Şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzda da eksi yüklü cismi sağ tarafa koymuşuz bu sefer. Buradaki eksiler L'deki artıları çekecek. Eksileri tekleyecek. Artıları çekecek. Eksileri tekleyecek. Evet, artı yüklü cismi o araya koymuşuz. O zaman burası eksi olacak. Burası artı olacak. Yine nötrlüğü devam edecek. Burası eksi olacak. Burası artı olacak. Yine nötrlüğü
devam edecek arkadaşlar. Bakın bu sefer yalıtkan, araya yalıtkanlar konulmuş. Şu yalıtkan elektron geçişine izin vermeyecek. Bu da yalıtkan. Ekster artıları çekti. Eksteri tekledi. Şu artıları çekti. Eksteri tekledi. Artıları çekti. Eksteri tekledi. Eğer arada yalıtkanlar olmasaydı, o zaman şöyle olacaktı arkadaşlar. Artıları buraya çekti. Eksteri de burayı tekledi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani buradaki temel felsefe aradaki yalıtkanın en uçtan elektron gelmesini engellemesi gibi düşünebiliriz. Geldik 5. sorumuzda. Artı yüklü pozitif K küresi nötr ve iletken X, Y, Z kürelerine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Eksteri en yakına çekti. Artıları en uzağa tekledi. Ortası nötr oldu. Eğer burası eksi 10 Q yüklüyse burası da artı 10 Q yüklü olacak arkadaşlar. Evet 6. sorumuzda. Negatif yüklü K cismi nötr ve iletken olan L levhasına şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Daha sonra K cismi uzaklaştırılmadan L levhası X, Y, Z. Şimdi artıları çekti. Eksteri tekledi. Ortası nötr kaldı. Şimdi K'yı uzaklaştırmıyor. Bu çok önemli. Bu burada. Şimdi bu ayrıldığında burası artı olarak, X artı olarak artı fazlaymış. Z'de eksi fazlaymış. Y'de de nötrmüş gibi değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi burası artı. Eksteri çekti. Artıları itekledi. Şöyle. Ortası da nötr oldu arkadaşlar. Onun için eksi nötr artı diyebiliriz. Negatif yüklü X cismi birbirleriyle temas halinde bulunan nötr ve iletken KLM levhalarının şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Artıları en yakına çekti. Eksteri en uzağa itekledi. Nötr nötr oldu gibi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Şekil hep böyle. Bu sefer iki tane hem soldan hem sağdan var arkadaşlar. Yük miktarları eşitmiş, eksi imiş. O zaman her ikisi de artıları çekecek otomatikman. Her ikisi de aynı uzaklıkta ve aynı miktarda olduğu için aynı çekecek. Ortaya eksenin tamamı gidecek arkadaşlar. Ve eğer bura artı 2 Q ise bu değeri attım artı 2 Q'yu. Ama bu aynı olmalı. K ve L aynı miktarda olmalı. Çünkü aynı miktarda X ve Y var ve aynı uzaklıkta. Ortası ise eksi 4 Q olmalı arkadaşlar. Çünkü toplam nötr olabilmesi için. Artı 4'e eksi 4 olmak zorunda. Nötr ve iletken KL kürelerinin yarıçapları sırasıyla R ve 2R'dir. Küreler birbirlerine dokunurlarken artı yüklü K cismi şekildeki gibi yaklaştırılıyor demiş. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? K sonuçta X'i çekecek. X'leri çekecek. Artıları tekleyecek. Eğer bura eksi 3Q ise bura artı 3Q. Burası eksi Q ise buraya artı Q diyeceğiz. Yani oranları hep eksi 1 olacak arkadaşlar. Evet. 11. sorumuzda arkadaşlar. Pozitif yüklü X küresi birbirine değmekte olan KLM kürelerinin şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre X küresi sistemden uzaklaştırıldıktan sonra şimdi eksileri çekti. Buna dikkat edin. Artıları itekledi. Yalnız ortası nötr. Arkadaşlar eğer X cismi uzaklaştırmasa K eksi M artı L nötr gibi olacak fakat bu X cismi uzaklaştırıldıktan sonra eksileri bir arada tutan olmadığı için tekrar eksiler artılar birbirlerini çekecek ve R3'de nötr olacak arkadaşlar. X önce uzaklaştırıldığı için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet 12. soruda nötr iletken QX, QY, QZ'yi soruyor. Arkadaşlar artı en yakına eksi Q ya da eksi 3Q hiç fark etmez. Burası da artı 3Q, burası da nötr. Yani en yakına eksileri çekiyor. En uzağa artıları itiyor. Miktar olarak aynı miktarda oluyor. QX'de QZ zaten ortası da nötr oluyor. QY'de küçük olacak arkadaşlar.